sen de, seni dinliyoruz. Serap Bilet, 8 kamu görevlisi için serbest bırakılma süreci tamamlandı. Bir heyet oluşturulmuştu. O heyet, 6 kişilik heyet, sabah saatlerinde Türkiye saatiyle 5.30 sıralarında PKK'nın denetimindeki bölgeye gitti ve o bölgede askerlerle buluştu. Bu sırada küçük çaplı bir krizle yaşandığını söyleyelim. Kürt bölgesel yönetiminden iki isim de bu heyete dahil olmuştu. O heyetin askerlerin teslim edilmesinde ortaya çıkacak görüntülerle ilgili olarak bazı itirazları oldu ama hem BDP heyeti, BDP'li milletvekillerinin içinde bulunduğu heyet hem de PKK, o bölgede bulunan PKK'lılar, PKK yöneticileri bu basın toplantısı düzenlenmesi ve protokol imzalanarak askerlerin teslim edilmesi konusunda ısrarcı oldular. Bu kriz yaklaşık bir saat sürdü ama sonrasında aşıldı ve bir basın toplantısının ardından o protokol imzalandı. Edindiğimiz bilgilere göre yine o bölgede teslim edilme işlemi sırasında PKK bayrakları da basın toplantısı yapılan alanda masa üzerine ve çevresinde konuldu. PKK dışında, PKK'lılar dışında da peşmerge güçleri de alanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Adil Kurt, BDP Hakkari Milletvekili bu basın toplantısı sırasında sevinçliyiz, 8 kardeşimizi ailelerine kavuşturacağız ama bir dahaki gelişimizde burada kalan kardeşler demokratik bir hayatın içinde aileleriyle kavuşturmayı umut ediyoruz. Umarım demokratik hayatın içinde buradaki kardeşlerimiz bir gün yer alırlar ifadesini kullandı. Heyet sırası, bütün heyet basın açıklaması sırasında söz aldı ve tek tek konuştuktan sonra bir kaymakam adayı, bir polis ve 3 rütbeli 6 asker, toplam 8 kamu görevlisi protokol imzalanarak heyete teslim edip 2 saatlerde de Amediye yakınlarındaki o bölgeden ayrılıp Habur sınır kapısına doğru hareket ediyorlar. Son gelen bilgiyi de aktaralım. Aileleri, 8 kamu görevlisinde aileleri, birinci dereceden yakınları da Halil İbrahim sınır kapısına, yani Habur sınır kapısının karşısında bulunan Kürt Bölgesel Yönetimi denetimindeki Halil İbrahim sınır kapısına geldiler. Burada yakınlarıyla, kamu görevlileriyle buluşmayı bekliyorlar.